Değerli basın mensupları, ben sanıyorum 45 gün oldu bu bölgeye, yani deprem bölgesini 7 gün üst üste gezdim ve hep yaptığım gibi propaganda yapmadan, hatta şimdi rozetim var ama o zaman rozet de takmadan ne olup ne olmadığını anlamaya çalıştım. Eksiklerin tespitini yaptım. Sizlerin aracılığıyla buluştuk ve hem kamuoyuyla hem iktidar partisiyle, partileriyle hem de halkımızla, milletimize paylaştık. Sonra bir söz vermiştim. Bütün deprem bölgesine aradan makul bir süre geçtikten sonra tekrar geleceğim ve ne kadar ne yapıldı onları görmek üzere. Önce Hatay'a gittim, sonra Kahramanmaraş'a gittim. Şimdi de bugün de Adıyaman'dayım. Hem Adıyaman merkezde hem de Gölbaşı'nda temaslarda bulunduk. Şimdi öncelikle çadır kentlerle ilgili, yani AFAD eliyle veya çeşitli STK'lar eliyle, ki birçok yerde bizim partimizin de şeyleri var, koordinasyon merkezleri üzerinden hem konteyner kentleri hem çadır kentlerimiz var. Diğer siyasi partilerin de var. Aynı zamanda hem Millet İttifakı'nın hem diğer siyasi partilerin belediyelerinin de var. Yani bu sistem üzerinden esasında bu resmileşmiş çadır kentlerde yani gıda manasında bir problem yok. Fakat hijyen konusunda ciddi sorun var. Efendim özellikle temizlik anlamında, yani banyo açısından söylüyorum, özellikle kadınlar açısından sorunlar var. Bu çadır kentler de dahil. Bir de bugün ilk defa Adıyaman'da şeylere gittik. Arka sokaklara gittik. Evi yıkılmış, enkazı var. Yarısı kaldırılmış, yarısı duruyor. Veya evi ağır hasarlı, yıkılmak üzere ama eşyasını toparlayabilmek için orada çeşitli birimlerden bir çadır alınmış ve o çadırın içinde yaşayan insanlar var. Fakat bunlar devletin ya da dediğim STK'ların, bahsettiğim STK ya da siyasi yapıların yardımlarından uzaklar. Onlara yardım yapılmıyor. O çadırların içine gittim. İnanılmaz bir gerçekten hijyen problemi var. Gerçekten müthiş ve gıda konusunda da eksiklik var. Su konusunda eksiklik var. Bu ara sokaklarda kendi imkanlarıyla ya da gidip bir herhangi bir yerden elde ettikleri çadırlara bu dediğim yardım sistemi içinden herhangi bir yardım yapılamadığını gördük. Ve özellikle kadınlar benden bu sesi duyurmamı, buradaki eksiği duyurmamı istediler. Sonra bir büyük şikayet de enkazlarla ilgili. Hem biraz burada, biraz evvel arkadaşlarımız onu anlattılar. Siz de kayda aldınız. Bir de orada da var. Yani Adıyaman merkezde de var bu enkaz kaldırmayla ilgili sorunlar. Çünkü enkazın içerisinden demiriydi, şuydu, buydu alabilmek için çok uzun sürdüğünü ve orada toz, toprak, bir de o enkazın varlığı. Ben Kocaeli depremini bilen, yaşayan, o dönemin hem siyasetçisi, yani Kocaeli milletvekiliydim, hem de ailesi orada yaşayan bir insan olarak onu görmüş, bilen bir insanım. Dolayısıyla şöyle bir problem oluyor burada. Bu enkaz orada görüldükçe, halbuki o enkaz alınır, götürülür, başka bir yerde öyle ayıklanır. Görüldükçe özellikle çocukların ve kadınların travması geçmiyor. Bir an evvel normal hayata geçebilecek yolların açılması lazım, sistemin kurulması lazım. Okulların mutlaka eğitime açılması lazım. Şimdi mesela gene Adıyaman'da merkezde bir eve, bir çadıra götürüldüm. O çadırın içinde 3 tane kız çocuğuyla karşılaştım. 3 kız çocuğu. Biri dışarıdaydı. Ablalar mezun, atanamamışlar. 18 yaşında liseyi bu sene bitiriyor, üniversite sınavına girecek. Bir diğeri bitirmiş, bu sene üniversite sınavına giriyor. Ne olmak istiyorsun kızım dediğimde tıp okumak istiyorum dedi. Notlar uygun mu? Evet, uygunmuş. Ama peki şu anda alabileceğini düşünüyor musun? Hayır, alamam diyor. Çünkü ders çalışamıyor. Dolayısıyla bütün bunlara bakmamız gerekiyor.
Biz bu depremde millet olarak birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için olduk. Evet, elinden gelen yardımı herkes yaptı, tamam. Ama artık işin içine ciddiyetle bu işin psikolojik tarafını da, bu travmanın nasıl geçirileceğini de alıp ona göre yürümemiz lazım. Buraya bu manada ciddi eksiklikler gördüm. Bu eksikliklerin tamamlanması için gerekeni yapacağız. Ve bir diğer konu da, elbette ben burada asla bu tür yerlerde propaganda yapmadım bugüne kadar, ama neticede 1,5 ay sonra seçim var. Bu seçim esnasında da eğer bu arkadaşlarımız, bu şimdi benim ileteceğim, kamuoyuyla paylaşacağım bu eksikleri yerine getirmiyorlarsa, elbette 1,5 ay sonra biz iktidara geleceğiz ve bütün bu eksikleri gidereceğiz. Şimdi arkadaşlarımız bir şey daha söyledi. Bu arada yıkıntı halindeki binaların sağlam kalmış kendilerine dair eşyalarını da vermiyorlarmış. Yani klimasını vermiyorlar. Efendim, şimdi biraz evvel burada açıklandı. Onu anlatıyorum. Mesela kliması var, sağlam vermiyormuş. Halbuki o ihaleler sadece o inşaatın inşaat demirleriyle ilgilidir. Mesela o evin içinden ziynet eşyası çıktıysa, altın çıktıysa, para çıktıysa sahibinindir. Hukuki olarak da sahibinindir. Mülkiyet hakkı anlamında da sahibindir. Dolayısıyla bütün bunların keşmekeş içinde kaldığını da şimdi Gölbaşı ilçemizde arkadaşlarımız söyledi. Şu anda en az 60-70 kişi AFAD'ın önünde bu işle ilgili bir düzenlemenin yapılmasını efendim, bekleniyor dedi. Buyurun. Orada adamlarla tartıştık. Tartıştığımız yerde 70 tane adam AFAD'ın önünde bizi makinelerle kapatmakla tehdit ediyorlar. 55 gündür zaten almamışsınız enkazı, kaldırmamışsınız. Bir 55 gün daha almasanız bir şey olmaz. Ama kontağı kapatıp gitmek ne demektir? Bıraksalar biz kendi enkazımıza kendimiz kaldırırız. Artık bu noktaya geldik biz. Evet. Teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa alırım. Efendim, Sayın Erdoğan'ın sizinle ilgili kendisiyle uğraştırmasın diye bir açıklaması oldu. Bunu değerlendirmek isterim. Evet, şimdi Sayın Erdoğan'ın beni tehdidinin üçüncüsü bu. Şimdi önce 31 Mart seçimlerine giderken zaten bu bayanın şeyi de yok, dokunulmazlığı da yok. Böyle parmağını sallayarak bu bayanı hapse, buradaki yani ana nokta bayan, hapse gönderirim dedi. Ben de elime hapis çantasını hazırladım, çıktım ve dedim buyur birader, buyur ben buradayım. Şimdi birincisi bu, birinci tehdit. İkinci tehdit, Rize'ye gittiğimizde, Rize'den önce ey gelin hanım görürsün gününü dedi. Rize'de insanlar yani işte bir sürü yanlış iş oldu orada, ama ben o Rize'de gittim çünkü benim eşim de Rizeli. Netice itibariyle ilçeleri gezdim. Bir tarafta AK Partililer bağırdı. Ben de normal esnafı gezdim. Şimdi bu ikinci tehdit. Görürsün başına daha bunlar iyi günlerin daha neler gelecek demişti. İyi günlerin neler gelecek. Şimdi de verdiği şey beni kendinle uğraştırma. Şimdi Sayın Erdoğan adını da diyor ki benim adım Tayyip Erdoğan. Bunun ne manaya geldiğini bilirsin. Ben de diyorum ki Recep Bey niye bu kadar sinirlisin? Devri iktidarında benim namusuma, şerefime bir sahibi olduğunuz televizyon kanalından iftira atıldı. Ben bununla ilgili mücadele ettim. Sen beni 4. gün aradın. Gereğini yapacağını söyledin. O iftirayı atan şerefsizlerin hepsi senin mahkemelerinde beraat etti. 2. Devri iktidarında evim basıldı. Basanların tamamı beraat etti. Devri iktidarında birisi çıktı, bu kadını Fethullah Gülen bakanlığa atadı dedi. Ve bunun üzerine teşekkür kağıdı iletti. Ben teşekkür etmişim. Bir kağıt iletti. Ben de bu kağıdın altındaki imzanın, Nurettin Veren'den bahsediyorum, İmzanın benim olmadığını söyledim. Mahkemeye verdim. Aynı mahkeme dedi ki evrakta sahtecilikten mahkemeye verdim. Benim imzamı almaları gerekiyor. Oturarak yandan, sağdan, soldan. Bunu yapmak yerine o mahkeme dedi ki bu sahte evrak, resmi evrak olmadığı için sahtecilik sayılmaz. Bu da devri iktidarında gelişti. Devri iktidarında torunuma burada ifade edemeyeceğim ağırlıkta bir iftira atıldı. 9 aylık torunuma.
Onlar da beraat etti. Ey Sayın Erdoğan, sen önce otur. Recep Bey, bunlara bak. Seni yanıltan yanındaki yalaka tayfasına bak. Sana yanlış bilgi veren, yani o temeli sana attıran, temel tiyatrosunu, temel atma tiyatrosunu yaptıran, yanındaki cebini dolduran cahil, liyakatsiz, yalaka tayfasını tehdit et. Sen beni tehdit edemezsin. Bu cumhur, yani inanamıyorum Cumhur İttifakı'nın içindeki sisteme. Bir gün bir sabah uyanıyorum, ben Türkiye'nin en yerli milli insanıyım. Ertesi gün PKK'lı oluyorum. Ondan evvelki gün faili meçhulcü oluyorum. Ya karar verin kardeşim, ben neyim? Yerli milli miyim? Faili meçhulcü müyüm? Ben efendim PKK'lı mıyım? Bunlar hepsi birbirine zıt şeyler. Hepsi beraber olduk devri iktidarında. Kimi mahkemeye verdiysem de takipsizlik kararı verildi. Bütün bunların neticesinde Sayın Erdoğan da beni iyi tanır ki ben bugüne kadar hiçbir tehdide pabuç bırakmadım. Demirden korksak trene binmezdik. Dolayısıyla ben buradayım. Adresim belli, evimi bastınız, adres belli. Partimin adresi belli. Çantam elinde, benim için Silivri soğuk değil. Buyurun Recep Bey, ama bu sinire gerek yok. Ben sana tavsiye edeyim. Eskiden tanıyan birisi olarak tavsiye edeyim. Papatya çayına devam. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun efendim.